New Unicycle kanalından herkese selamlar. Bugün tek tekerci bir dostumuzla birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ben Çetin Tekin. İstanbul'da yaşıyorum. 51 yaşındayım. Kamyon şoförlüğü yapıyorum. Uzun yol şoförlüğü. Çok güzel. Peki Çetin abi diyeceğim size. Yok, estağfurullah. Çetin abi. Çetin diyebilirsin ya, tamam. Estağfurullah. Yok canım, Çetin abi. Tek tekerlekle nasıl tanıştın? O hikaye girebilir miyiz biraz? Ya tek tekerlekle aslında ben YouTube'da videolar seyrediyordum. Böyle bir denk gelmiştim. Öyle tanıştım. Sonra senin videolarına ulaştım. Avrupa'daki videolara ulaştım. Ama bu videolardan sonra nasıl ulaşabileceğimi bulamadım. Bir uzaklık olmuştu. Geçenlerde yine önüme biri çıktı yolda giderken. Kafama düştü. Üstüne düştüm. Ve sahip oldum ondan sonra. Nasıl oldu abi? Kafana mı düştü? Yok yok yani. Kafana düştü değil, ben abi üstüne düştü. Ben kaza oldu gibi algıladım sanki. Yok yok, hayır. Kafama düştü derken yani böyle tekrar almak kafama aklına düştü. Aklıma düştü, aklıma düştü. Peki o gördüğün arkadaş hatırlıyor musun? Ne kullanıyordu tekerlek? Vallahi ben zaten modellere hakim değilim. Böyle vızıt diye geçti, hızlı bir arkadaş zaten. Mecidiyeköy civarında bir yerdeydi yine buralarda. Eve döndüm hemen, başladım araştırmaya. Bir hafta içerisinde zaten tekere kavuştum ondan sonra. Evet. Peki hangi model aldınız ilk model? 18 X'ler. 18. Oo, siz bayağı tepeden başlamışsınız değil mi? En yüksek şu an en yüksek teker o. Ya baktım şimdi öbürleri böyle ufak body, beni taşıyabileceğini düşünmedim. Yasin arkadaşıma da ben ağırım mı diyorsun biraz abi? 115 kiloyum ben. O maşallah. Ancak bu taşır dediniz yani. Evet aynen. Peki iyi yapmışsınız. Doğru bir tercih olmuş. Yani motor gücü yüksek ve hani iyi bir tercih yapmışsınız. Peki öğrenme sürecine geleceğim. Tekeri aldınız. Bir o süreci tekrar hatırlar mısınız? Nasıl oldu? Aldınız, eve mi gittiniz? Hemen direkt binmeye başladınız o süreci? Yok, tekeri aldım. Düğmesine bastım. Çalışır vaziyette sürükleyerek yanımda önce bir eve gittim. O gün bir şey yapmadım. Sadece bakındım öyle. İşte telefon üzerinde uygulamasını biraz kurcaladım. Ondan sonra ertesi günü uygun bir yer kendimi aradım. Kenara tutunup gidebileceğim bir, tek başıma öğrendim aslında ben bu olayı. Bayağı zor. Birkaç video seyretmiştim. Tüyolar aldım. Senden biraz tüyo aldım. Yasin biraz bir şeyler söyledi. Yarım saat içerisinde tekerin üstüne çıktım. Düz gidemiyordum ama üzerinde durabiliyordum. Ondan sonra o gün yoruldum. Zaten bacaklarım bayağı yoruldu. Bir ağrı oldu mu? Ağrı olmadı ama o gün içerisinde artık ayaklarımı, pedalları da çok vurmuştum. İstirahat ettim. İki gün sonra bir yarım saatlik çalışma sonunda düz gitmeyi de öğrendim. Çok güzel. Yani. Ondan sonra aşağı yukarı bir 600-700 kilometre yaptım bununla. Biraz teker büyük olduğu için dönüşlerde biraz sıkıntı yaşıyorum ama şu anda iyiyim. Çok güzel. Peki nerelerde kullanıyorsunuz tekerinizi? Ben Avcılar civarındayım. Benim bölgem biraz rampalı ama hiç sıkıntı yaşamıyorum. Yani işe gidip gelmekte kullanıyorum. İşim saat 11'de bitiyor. Ondan sonra İstanbul'u geziyorum. Gitmediğim yer kalmadı yani. Biraz daha böyle gezmeye meraklıysanız değil mi? Evet. Çok zaten daha böyle fayda. Yani ben iş için değil de aslında gezme amaçlı. Evde oturmak yerine dışarı çıkıyordum. Geziyorsunuz. Çok güzel. Peki bu öğrenme döneminde olsun veya ondan sonra olsun böyle kaza deneyiminiz var mı? Bunu paylaşmak ister misiniz? Çok ufak bir kazam oldu. Bir köpek kovalaması sonucu pedalı kaldırıma vurdum. Ayaklarım birime dolanınca bir ellerim üzerine düştüm. O. Başka bir şey yok. Normalde koruma ekipmanlarımı hep takardım. O günü Büyükada'ya gitmiştim. Adada gezeceğim için hepsini çıkarttım. Çantaya koydum. Çünkü yavaş gideceğimi düşünüyordum. Evet. Yani zaten öyle de yapıyordum. Ama o iki tane pitbullun saldırısına uğrayınca telaştan aslında saldırmadılar, koşuyorlardı üzerime, sahibi yakaladı ama neticede ben bir heyecan yaptım. Zaten tekerin üzerinde yeniyim o zamanlar. Evet. Bir ufak devrildik öne doğru. İşte korumalıkları kullanmak mı gerekiyor? Muhakkak. Ne diyorsunuz? Var mı önerileriniz, tavsiyeleriniz? Muhakkak. Yeni başlayanlara. Evet, öyle yakına gidiyorum, bakkala gidiyorum düşüncesiyle değil, ben artık şimdi her zaman takıyorum. Değil mi? Tabii. Hatta o günde bak ellerinizle şey olmuş değil mi? Hatırlıyorum demin şey yaptınız. Elinizde yara mı, avuçlarınızda? Yok şey sadece bir şey oldu. Bir hafif morarma oldu ama şey olmadı. O yırtılma veya yaralanma olmadı. Eldivenleri de çıkartmıştım. Eldivenleri cebinde miydi? Çantamdaydı hepsi. Çantamdaydı. Genelde işte kaza böyle oluyor. Hiç beklenmedik bir yerde geliyor. O yüzden
Çok dikkatli olmak gerekiyor. Onun dışında bir kazanız yok yani. Evet. Onun dışında sadece bu yeni gelen bir uygulamamız var şimdi tekeri. Hı-hı. O 1 kilometre hızla giderken tekeri yerden kesme hareketi yapabilmek için. Hı-hı. Geçen gün tekere ben böyle ileri iterek binmiyorum. Direkt binip yürüyorum. O ara boşa çıktı teker. Hani taşıma pozisyonuna geçti. Hı-hı. Düşmedim, sadece ayağımın altından kaydı teker. Anladım. Şimdi artık iterek kalkıyorum. Yani üzerine koyduğunuz zaman ayağınızı itikliyorsunuz. Evet, değil mi? Şimdi öyle yapıyorum. Eskiden direkt durduğum zıplayıp, yerde üstüne evet, yani biniyordum. Zıplayıp biniyordunuz. O bir sakıncalı. O bir sakıncalı. Onu yapmayalım, evet. Evet. Peki ilk aldınız, evinize gittiniz veya işte nasıl geçti o çevrenizin tepkileri, çevre tepkilerine gelelim biraz. İlk aldığınız döneme geri dönüyorum. Eve götürdüğünüz ev döneme. Hali mi? Evet. Evdekiler pek bir şey demedi. Sen yine gezmeye meraklısın dediler. Bundan mı geleceksin? Düşersin dediler. Bir yerini kırarsın dediler. Özellikle annem. Evet. Ama pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben dikkatli biniyorum. Hız yapmıyorum zaten. Benim amacım gezmek. Anladım. Arkadaşlarınızın çevresi veya iş yeri arkadaşlarınızın çevresi var mı böyle komik tepkiler veya yaşadığınız sizin olaylar var mı böyle tekerle ilgili hayatınızda? Ya pek öyle komik olmuyor da genelde tepki alıyorum. Ya işte bu yaşta bu işlere ne işin var? Hani tekere niye biniyorsun? Motora binsene, araba alsana. Ya arabamız da var, motorumuz da var ama bu başka bir şey yani. Bundan şimdi İstiklal Caddesi'nde gezebiliyorsunuz. Hı-hı. Neticede motosikletle gezemezsiniz, arabayla orada gezemezsiniz. Veya bir Bağdat Caddesi'nde kaldırımda gezemezsiniz yani. Evet, bunun bir arada bir şeyi var. İkisinin arasında kalıyor değil mi? Tabii, evet. Bu daha avantajlı. Hı-hı. Çok güzel. Peki yeni başlayan tekercilere tavsiyeleriniz neler olabilir? Var mı böyle önerileriniz ya şimdi yeni benim, başlayanlara? Teker için çok tecrübem yok. Teker modellerini de çok bilmiyorum. Hani ben direkt büyüğünden başladım ama genelde şu konuşuluyor. Yani bir başlangıç modeli olsun deniyor. Hı hı. Bu biraz da bütçeyle de alakalı. Evet. Onun da hesabını yapmak lazım. Hani bir tekere para verip ondan sonra ikinci bir teker almak mı? Ya da işte benimki gibi en büyüğünden başlamak mı? Artık o kullanıcının tercihi olacak. Bütçesini hesaplayarak. Evet. Şöyle yapalım. Peki kullanmaya devam eder misiniz? Teker kullanmaya devam eder misiniz? Yani hayatınızdaki konumu nedir şu an için? Tekerin. Şu anda zaten teker hayatıma benim girdi. Hı hı. Ben ilk aldığımda en yaşlınız herhalde bendim diyordum ama benden de yaşlı bu tekeri kullananlar da varmış. Öğrendim sonradan. Hı hı. Ben de kullanırım yani. Değil mi? Kullanırsınız. Yok. Elim ayağım tuttuğu sürece kullanırım yani. Evet. Çok güzel. Kullanmaya devam edersiniz. Peki yeni modellerde mesela yeni bir model almak isterseniz o modelde ne olması lazım veya sizin gördüğünüz eksikler var mı bu tekerlerde? Neler olmalı, daha neler eklenebilir? Böyle... Ya şimdi yazılım olarak bilmiyorum. Tabii geliştirirler, bazı şeyler ekleyebilirler. Ama genelde arkadaşlarımız hep şunları söylüyor. Daha hızlı olsun. Hı hı. Ben hızdan ziyade konfor açısından bunun şambiyel yerine dubles lastikli daha böyle motorvari, kolay çivilerden, rapyelerden etkilenmeyecek bisiklet tarzı lastikler değil de biraz daha motor tarzı lastiklere tercih ederim. Tabii evet, geçilse daha iyi olur. Evet, şamlerler çünkü çok sık patlıyor. Hatta sizde, sizin mesleğiniz de eski değil mi? Eski kamyoncular çok böyle şey, hep böyle rampalara şamler patlatırdık evet. Falan diyorlar evet, değil mi? Evet, aynen. Şimdi bize şambiyel kalmadı. Hep dubleks lastik. Dubleks. Genelde patlamıyorlar. Hı-hı. İniyorlar ama patlamıyorlar. Patlamıyorlar. Havayı vurduğunuzda tekrar gidiyor. Hı-hı. Şambiyel çünkü bir de bunların lastiklerini değiştirmeleri de zormuş zaten. Evet. Tamamen sökülmesi gerekiyor. Hani bir uğraş. Ama evet. Dubleks olsa biraz daha dayanıklı olur diye düşünüyorum. Doğru evet. Dubleks güzel. Ben de onu düşünmüştüm. Dubleks olursa bayağı şamlerle uğraşmayız. İç evet. Kaskı uğraşmayız. Evet. Peki yağmurlu havalarda hiç kullanılma deneyimiz oldu mu? Yağmurlu havalarda. Yağmurda falan. Kullanıyorum. Bir yağmurluğum var. Giyiyorum. Hı-hı. Çünkü işe gidip gelirken kullandığım için. Problem olmuyor. Tabii yani. Aynen. Ama biraz daha yavaş gidiyorum. Daha da yavaş gidiyorum. Çok güzel. Peki tekerinizi biraz tanıyalım. Gösterelim tekerinizi. Tamam. Şöyle yapayım ben kamerayı çevireceğim. Tekeriniz bu. Tekerim 18X large. 18X large. Bu yerden kaldırınca lift özelliği var. Tabii. Başka ne özellikleri var? Müzik. Müzik çalabiliyoruz. USB bağlantısı var. Telefonu şarj edebiliyoruz. Çift şarj özelliği var King Song'da. Değil mi? Bu modelde tabii, aynen. Çift şarj taktığımızda 3 saate yakın zaman içerisinde komple şarj oluyor. Normalde 7-8 saat sürüyor. Hı-hı. Tek şarjla. Yerden yüksek.
Pedalları yüksek. Peki. Evet. Bacaklarınızın arası çok güzel duruyor. Aerodinamiği çok güzel. Evet. Tekerimiz bu. Sadece biraz ağır. 25 kilo kadar. Hmm. Evet. Modelde biraz pil şeyi olduğu için evet. Ağırlık yapıyor. Ama uzun gidiyor. 127, 128, 130 kilometreye yakın gidiyor. Hı-hı. Ben de yavaş kullandığım için aşağı yukarı her lamba 25 kilometre bana gidiyor. Evet. Çok güzel. Yeni tavsiyeleri söyledik. Başka sizin eklemek istediğiniz tekercilere var mı böyle önerileriniz? Valla tekercilere alsınlar mı? Teker alsınlar. Tekeri hayatlarına soksunlar. Hı-hı. Bu bir yaşam tarzı. Güzel bir şey. Hı-hı. İster hobi olarak yapsınlar, ister eğlence olarak yapsınlar, ister iş amaçlı kullansınlar. Bence tekerli olsunlar. Tek tekerde kalsınlar. Peki. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Tek tekerle kalın. Hoşça kalın. Söyleyin abi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Umut arkadaşımız bu kadar uğraşıyor. Evet. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Alttaki kanalı takip etmeyi hele hiç unutmayın. Değil mi? Aynen. Çok teşekkür Hoşça ediyorum. Hoşça kalın. Güle güle.